Yatırım vakti geldi. Yaz tatili gelince Avrupa'da yaşayanlar için yatırım vakti geldi oluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da yaşayan insanların ceplerinde euro olduğundan dolayı yatırım yapmaları daha kolay oluyor Türkiye'de yaşayanlar için. Türkiye'de işte bacanak, enişte, kayınço, kayınbirader, amcanın oğlu veya dayının oğlu, halanın oğlu diyor ki sende para var gel yatırım yapalım. Ve önerdikleri şey genellikle arsa, daire bunlar onlara sunuluyor ve gariban burada yaşayan gurbetçi de güveniyor tabii Türkiye'de yaşayan insanlara. Diyor ki amcamın oğlunun bu konuda herhalde tecrübesi var. Ben de cepte para var, yatırım yapayım diyor. Genellikle bunların sonuçları hüsranla bitiyor sevgili arkadaşlar. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Şimdi para kolay kazanılmıyor. Bir kere bunu söyleyeyim başta. Bundan 20 sene önce en çok holdinglerden mağdur olan insanlar Avrupa'da yaşayan insanlar sevgili arkadaşlar. Yatırdıkları paraları hiçbir zaman geri alamadılar. Dolayısıyla bu konuyu biraz açmak istiyorum. Şöyle bir tane örnek vereyim. Yaşadığım yerde bir arsa var. 3 dönüm sevgili arkadaşlar. 3 kişi yatırım yapmak için almışlar. 3'e ayırmışlar. Ama bir tapu. Zaman ilerleyince bunlar vefat ediyor. Bu insanların ortakları çoğalıyor tabii. Çocuklarına geçiyor hisse. 3 tane ortak oluyor, 15 tane ortak. Sonra yine zaman ilerliyor. Zamanı durduramıyorsunuz. Zaman ilerleyince bu arsanın sevgili arkadaşlar çok enteresan. 3 ortağı varken şu anda 67 tane ortağı var. Ve bu 67 kişinin içerisinde yaşayanlar sadece 15 kişi. Çok enteresan. Yani bu arsanın ortağı 67 kişi ve sadece 15 kişi yaşıyor. Bu arsa yatırım için alınmış zamanında ve şu anda satması mümkün değil gibi gözüküyor. Neden? Çünkü 15 kişi yaşıyor. Ortağı 67 kişi. Sevgili arkadaşlar, aman dikkat edin. Bu şekilde yatırımlar yaparken ölçülü davranın. Bakın. Ama ben size en iyi yatırımı söyleyeceğim. Şimdi bu yatırım tamam. Büyük bir hüsran. Çok para kazansa da kazandırsa da bir işe yaramıyor. Yani bir yatırdın 1 milyon geri alacaksın. Ama geri satamıyorsun ki arsayı. Ortak çok. Şimdi başka bir yatırımdan yine bahsetmek istiyorum. Taksi plakasına adamlar örnek veriyorum 200 bin euro para yatırıyor. 200 bin euro para yatırıyor. Aylık 1000 euro para geri geliyor. Yani sen bunu hesapladığında 200 bin euroyu kaç yılda çıkaracaksın? Her sene 12 bin euro geri gelecek. Sen bunu hesapladığında 15 senede veya 16 senede geri alacaksın. Öyle düşün. Ben sana daha iyi yatırımı söyleyeyim. Kendine yatırım yaptın. 25 bin euro para yatırdın. Bak kendine yatırdın parayı. Kendi gelişimine yatırdın. Bir meslek kazandın. Örneğin bizim bütün eğitimleri bitirdiğinde aile danışmanı oluyorsun veya psikolojik danışman oluyorsun veya kendi alanında danışmanlık yapıyorsun. Yatırdığın para 25 bin euro öyle hesapla ve bu eğitim sonunda bu donanımdan sonra sana anlatıldığı gibi yaparsan senin aylık gelirin 5000 ile 7000 euro civarında. Anlattığımız şekilde sen eğer danışmanlık yaparsan, Almanya'da yaşıyorsan eğer yatırdığın 25 bin euroyu kaç ayda geri çıkaracaksın? 4 ayda geri çıkarıyorsun maksimum. Kendine yatırdığın parayı 4 ay sonra geri alıyorsun. Hangisi daha iyi yatırım şimdi? Düşün. Bir tarafta 3 kişi ortak girmişler. Yıllar geçmiş aradan. 30 sene, 40 sene, 67'ye çıkmış bu ortaklık. Ve sadece 15 kişi yaşıyor. Ve hala arsayı satamıyorlar. 3 dönümlük yer var. Bir taraftan taksi plakasına 200 bin euro para yatırdın. Ve her ay 1000 euro maksimum para geliyor. Ve 15-16 senede kendini çıkarıyor. İkinci bir yatırım fırsatı. Bir de diğer bir alternatif. Üçüncü alternatif de parayı kendine yatırdın. Başkasına değil. Senin kendi kafana yatırdın. Kendi kalbine, gönlüne yatırdın parayı. Yatırdığın para kadar da donanım kazandın. Ve tecrüben var, altın bileziğin var artık kolunda, bir mesleğin var. Yani sen Almanya'da yaşamayacağım ben artık Hollanda'da yaşayacağım dersen Hollanda'dan da o işi yapabilirsin. Yok ben Hollanda'da yaşamak istemiyorum, Avustralya'ya gideceğim veya Yeni Zelanda'ya gideceğim, oraya yerleşeceğim veya Güney Afrika'ya yerleşeceğim, ben orada çalışacağım veya Dubai'ye gideceğim, oradan danışmanlık yapmak istiyorum desen
Oradan online olarak danışmanlık yapabilirsin. Yani dünyanın her tarafından, dünyanın her tarafına yapabiliyorsun ve yatırdığın parayı 3-4 ayda geri alıyorsun. Hangisi daha iyi yatırım? Bu soruyu sana soruyorum. Bunun örnekleri var. Bizim eğitimleri bitirip danışmanlık yapan insanlar var. Onlar dünyanın her tarafından danışmanlık yapabiliyorlar. Biz yıllardan beri Almanya'da Avrupa'da yaşayan insanlara, kendini geliştirmeye açık olan insanlara eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri tamamlayanlar hem kendi işlerinde başarılı oluyor, bütün eğitimleri tamamladığında da başkalarına da danışmanlık yapabiliyorlar. O yüzden sen de doğru yatırım yapmak istiyorsan o zaman kendine yatırım yap. Çok ünlü bir adamın bir sözü var. En hızlı kar getirisi olan yatırım kendine yatırdığın yatırımdır diyor. Benjamin Franklin'di herhalde. Aman dikkat, yaz sezonu geldi. Etrafında insanlar çoğalacak. Sakın yanlış yere yatırım yapmak yok. Kendine yatırım yapmanı tavsiye ediyorum. Eğer kendine yatırım yapmak istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğer uygunsan seni de VIP programlarımıza alır. Sana da o eğitimleri veririz. Sen de danışmanlık yaparsın ve yatırdığın parayı 3-5 ayda geri çıkarırsın. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.